Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimiz, konumuz alıştan iade işlemi. Peki, alıştan iade işlemi nedir? Şöyle öncelikle canlandıralım. Biz ticari mal alım satım yapan firmayız. Önceden satıcımız Deniz AŞ'den biz satmak için ticari mal aldık. Peki, şöyle düşünelim. Biz aldığımız malları, faturası geldi. Malı aldık. Baktık ki o gün ya da ertesi gün bu gelen faturadaki ürünler eksik, yanlış, kırık, dökük. Herhangi bir sebepten dolayı biz aldığımız malı iade etmemiz gerekiyor. Peki, aldığımız malı iade etmeden evvel ne yapıyoruz? Biz almış olduğumuz malın faturası geldiği için bildiğiniz, önceki öğrendiğiniz muhasebe kayıtlarıyla 153 hesabı almıştık zaten. Fakat aldığımız malı iade ettiğimiz zaman bizim yapmamız gereken olay nedir? Faturayı aldık. 153 hesaba işledik. Peki, iade etme aşamasında öncelikle gerçek hayatta bizim şekil olarak, evrak olarak nasıl bir çalışma yapmamız lazım? Biz bu gerçek fatura örneğine baktığımızda iade faturasında Güneş Ticaret AŞ biziz. Deniz AŞ bizim satıcımız. Şimdi aldığımız malı biz Deniz AŞ'ye iade ettiğimiz için kendi faturamızı, şu bizim kendi müşterileri kestiğimiz fatura, öyle düşünün. Biz kendi faturamızı Deniz AŞ'ye, satıcımıza düzenliyoruz. Buradaki örneğe göre hangi ürünleri aldıysak iade ettiğimiz ürünleri kendi kestiğimiz fatura olarak düzenliyoruz. Bakın burada farklı bir örnek, hikaye sorumunun dışında. Buraya göre sözde derin dondurucu 1 adet, bir de elektrik süpürgesi 2 adet iade etmemiz gerekiyor. Ama kırık, ama dökük, ama yanlış marka geldi. Sebebi ne olursa olsun biz aldığımız malı satıcıya iade edersek kendi faturamızı düzenliyoruz. Satıcıya geri verdiğimiz için müşteri yerine satıcı bilgilerini yazıyoruz faturada. En önemli nokta, fatura eğer bize satıcıdan açık geldiyse, yani biz veresiye aldıysak biz de açık olarak kesiyoruz. Biz önceden ödemeyi yapmış olsaydık o zaman kestiğimiz faturayı kaşe imza aşağıda olacaktı. Yani ödemesini önceden yaptığımız için malı teslim ettiğimizde paramızı geri almamız gerekecekti. Bize şekil olarak fatura nasıl geliyorsa biz de aynı şekliyle iade etmemiz gerekiyor. Yani fatura bize açık geldiyse bakın biz de açık iade etmek zorundayız. Eğer kapalı olarak kaşe imza aşağıda gelseydi biz de kaşe imzamızı buraya atacaktık. Kapalı olarak düşünecektik. Evet arkadaşlar, bu bizim iade faturasında dikkat etmemiz gereken başka hangi nokta var? Aldığımız fiyatta geri veriyoruz. Bakın aldığımız fiyatta geri veriyoruz. Sözde önceden 795'i almışız, 225'i almışız. Aynı fiyatla iade ediyoruz. Çünkü biz bunu satmıyoruz. Alış fiyatıyla geri veriyoruz. Bu bizim gerçek fatura örneğimiz. Şimdi dönelim. Benim monografi anlamında ya da hikaye soru anlamında okuyan arkadaşlarımız şuradaki örnek açıklamayı, soruyu okuyarak bu olayı çözecek. Fakat gerçek hayatta, çalışma hayatında evrak karşısına çıktığı anda böyle örneği değil de gerçek faturaya bakarak şuradaki muhasebe kaydını yapacak. Buyurun başlayalım. Önce hikaye soruyu okuyayım. Monografi şeklinde.
Satıcı Deniz AŞ'den aldığımız televizyonlardan 1000 liralık kısmını fatura ile iade ettik. %18 KDV hariç fatura açık. Yani alırken malı biz ödemediğimiz için biz de faturayı açık olarak kesiyoruz. Burada hikaye sorunun fatura şekli. Bakın sadece ben burada bir adet televizyon 1000 lira iade ediyorum. KDV'si genel toplamı. Ve faturada en önemli özellik kim iade ediyorsa bakın gerçek faturaya iade faturası diye yazması gerekir. Ki biz bunun veya karşı taraf bunun iade olduğunu anlayabilsin. Yoksa normal mal alışı veya rollerinize göre mal satışı olarak yanlış kayıt yapma riskiniz var. Bakın iade faturası. Hem benim için muhasebe kaydı önemli bu ifade, hem bu faturayı alan firma için önemli. Gelelim buradaki hikaye soruya. Bu şekle göre biz malı iade ettik. Kime? Deniz AŞ'ye iade ettik. Şimdi şöyle düşünün. Biz bu malı alırken satıcıdan 153 ticari malları atıyorduk. Buradaki olay aldığımız hesap ve kodla çıkış yapılır. Yani 153'ü alırken borca nasıl yazmış isek önceden. Bakın dikkat edin. 153 ticari mallar malı iade ettiğim için 153 ticari malları alacağı yazıyorum. Tekrar ediyorum. Okuyan arkadaşlar için alt hesap önemli değil. Fakat bilgisayarda işlem yapan arkadaşlar için alt hesabı ne yapacak? Mahsup tahsil diye durumuna göre hangi fişe işliyorsa 153 hesabı ürün ürün çağıracak. Bitti mi? Hayır. Bizim kestiğimiz faturada KDV'miz yok mu? Buyurun. Buradaki hikaye soruya göre ne yapıyorum? Buradaki KDV'yi 391 hesaplanan KDV. Fakat dikkat edin, alt hesap önemli. Alıştan iade KDV. İşte bu hesabı kullanıyoruz bilgisayar ortamında. Biz bu faturayı satıcıya açık mı kestik, kapalı mı? Tabii ki yukarıda olduğu zaman açık. Yani ödemesini almadık. Malı geri verdik satıcıdan, ödemesini almadık. Bu anlamda fatura açık olduğu için ne yapıyoruz? 320 satıcılara malı verdiğimiz için haliyle 320 satıcılar hesabı borçlu. Tekrar ediyorum. Bilgisayar ortamında çalışan arkadaşlar hangi satıcıya iade ettiysek bakın örneğimde 320.01 Deniz AŞ. Evet arkadaşlar, alış iade faturası sizi zorlamayacaktır. Çünkü iade ediyorsak, aldığımız malı iade ediyorsak 153 ticari malları alacağı yazıyoruz. 391 hesaplanan KDV fakat alt hesap alıştan iade KDV'yi alacağı yazıyoruz. Eğer faturamız açık kestiysek biz kestiğimiz için satıcıları borçlandırıyoruz. 320 satıcılar faturanın genel toplamı. Bir de bu olayı yaşanan olayın ne olduğunu anlatan biliyorsunuz her YM kaydında mutlaka açıklama olmalı. Ben de burada ne yazdım? İade faturası kısaltma FT. Seri numarası kestiğimiz fatura. Çünkü iade faturayı biz keseriz. Kime kestik? Satıcı Deniz AŞ. Evet arkadaşlar. Alıştan iade faturası bu şekilde. Yani en önemli bilmemiz gereken olay iade faturasını kim keser? Malı iade eden. Biz burada Güneş Ticaret AŞ firmasıyız. Malı kime iade ettik? Deniz AŞ'ye. Gördünüz mü? Kendi satış faturamızla satıcının bilgilerini yazarak hangi malları iade ediyorsak o ürünleri yazıyoruz. Alış fiyatıyla tabii ki. Eğer bize fatura açık geldiyse buyurun biz de açık kesiyoruz. Kapalı gelseydi bu fatura bize kaşe imza aşağı olacaktı. Tek fark bu. Bir de en önemlisi mutlaka iade faturasını kesen açıklama olarak iade faturasıdır diye yazması gerekir ki muhasebe kaydı hatalı olmasın. Tabii ki teknolojiyi kullandığınız zaman bu iade faturası açıklaması bilgisayardan faturaya çıktı aldığınız zaman
Faturanın genelde aşağısında bir yerde yazar küçük puntolarla. Siz gene de eğer siz iade ediyorsanız, faturayı siz kesiyorsanız mutlaka yukarıya kalemle görünür bir şekilde büyük karakterlerle yazın ki bu ifade muhasebede hataya sebep olmasın. Şimdi arkadaşlar ben bu konuyla ilgili sadece size söylemem gereken tekrar anlamında ben size hikaye sorunun muhasebe kaydını burada gösterdim. Size tavsiyem, benim tavsiyelerimi dinlediğiniz takdirde özgüven ve tecrübe kazanacaksınız. Yani ne demek istiyorum? Şu faturanın bilgilerine bakarak siz kendi ortamınızda muhasebe kaydını kapatarak öncelikle yapın, sonra bu kayıtla karşılaştırın. Doğru yapıp yapmadığınızı ölçerek tekrar tekrar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, alıştan iade faturası konumuzu burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.